Selam millet ben Furkan Bugün Photoshop CS6'yı e, nasıl temel bilgilerini vereceğim Şimdi ilk başta ben şu an İngilizce kullanıyorum O yüzden İngilizce olarak göstereceğim Buradan file'a tıklıyorsunuz en baş yapmak için New derseniz Buradan e, aralıkları ne yazacaksın çözünürlüğünü yazacaksın yani çözünürlük demeyeyim de e, Kaça kaç olacağını yazacaksın yani 1920-1080 gibi falan Ben şu an atıyorum YouTube e, şey e, kapak fotoğrafı yapmanın göstereceğim. YouTube kapak fotoğrafı direkt 1280 720 oluyor. O yüzden böyle yapıyorum. Beyaz bir sayfa geliyor. Ama bir şey yapacaksınız da e, bir fotoğraf falan çekeceksiniz de open diyebilirsiniz. Buradan hop istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. E, başta en kolay şeyleri öğreteceğim direkt temelden. Bu T şeyine basınca herhangi bir şeyler yazabiliyorsunuz hop. Ama ben de şuraya tıkladığınız zaman da rengini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela yazabiliyorsunuz böyle. Gittin. Şöyle. Örnek. Daha büyük yazayım. Örnek. Siz buraya herhangi bir şey verirsiniz. Hop. Şimdi en başta söylüyorum. Bunu büyütmek için shift tuşuna basın. Shift tuşuna basmazsanız. Bir dakika. Shift tuşuna basmazsanız. Böyle düzensiz bir şekilde büyütür. Shift tuşuna, shift tuşuna basıp tutarak büyütürseniz beceremedim. Shift shift tuşuna böyle basarak yaparsanız böyle büyütürsünüz rahat bir şekilde. Şimdi bir örnek. Diyelim bu arkada bir şeyler var. Ee, dur. Ha, örnek. Bu örneği nasıl daha dikkat çekici yapabilirsiniz? Sağ altta FX var. Buna tıklıyorsunuz. Stroke'a tıklıyorsunuz. Buraya geldi. Şunu ortaya çekeyim. Buradan Rengin ilk başta kırmızı olsun. Outside var, inside var, center var. Bunu size göre artık hangisi ise ben genellikle outside'ı kullanıyorum. Bu daha iyi oluyor. Buradan da kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle saçma salak oluyor. Yani genellikle 3 en ideali ya da 4. 3 ya da 4 il arası. 3 yaptık. Böyle şey e, dikkat çekmiş oluyor yanlardan yaparak. Bu sadece temel bir bunun iler daha çok şeyler bu videoyu izledikten sonra zaten Photoshop CS6'yı kullanabilecek duruma geleceksin. Yani ya, cahil olmayacaksınız. Ayıptır söylemesi. Her neyse. E, bu kadardı. Hemen şuradan bu arada yaptıklarınız hep buraya gelir. Del tuşuna basayım gitti. Bu arada şuraya basarak şuna geçmişte yaptıklarınızı görebiliyorsunuz. Mesela bak örnek falan geliyor sarabiliyorsunuz da gerek yok. Sildim. Şimdi ben diyelim e, Youtube kapak fotoğrafı yapacaksınız Videonun kapak fotoğrafını ben şunları önceden indirdim Open ha, Bunu sonra yapacağım dur En son e, bu videonun kapağını beraber yapacağız Hem anlatacağım örnek Raise ee, Tamamdır Şimdi Diyelim siz bir tane banner buldunuz internetten çaldınız diyelim. <laughs> Şuraya silmek istiyorsunuz. Bu arada dışarıda çocuk sesleri geliyor kusura bakmayın. Şurada bir tane logo olacak. Şöyle bir logo. Siz araya böyle mesela diyelim sizde yoksa böyle tıklayarak bulabilirsiniz. Şöyle bir logoyu tıkladıktan sonra şunu şöyle hop yapamadım. Şuradan hemen geri siliyorum. Ya da direkt CTL de Şunu şöyle yuvarlak içine alın. Aldıktan sonra böyle gösterecek. Buraya basılı tutarak farklı yere gelin. Hop gitti. Sonra İkinci bir yöntem daha var, şu kareye tıklıyorsunuz, buraya geliyor, sonra buradan ee, sağ klik yapın, Fill deyin, OK'ye okay tıklayın, gidiyor. Bunu bazen, ee, hop, o, şunu, Ctrl'de tamam, böyle de yapabilirsiniz, bazen bozuyor falan, Bu, bunu gösterdim en şeyi. Diyelim YouTube logosunu mu mı kaldırmak istiyorsunuz? Hop. Şöyle hop. Gitti. Yani bu bir yerden çay şey çaldığınızda nasıl silebileceğinizi gösterdim. Her neyse. Şimdi. Hem. Diyelim ki aynı yöntem burada da var. Şimdi şurada kareler var ya bu oran şeyinde. Ben ne hoşuma gitmiyor. Yine aynı şekilde gösterebilirim. Hop şöyle yuvarlak içine aldım. Attım. Yuvarlak içine aldım. Attım. Tamam yapamadım. Hop hop. Hop hop. Hop gitti. Evet, çok kolay yani. Tam bunu da hallettik. Tam bu ya da bu böyle kalsın. Şimdi internetten bir tane PNG fotoğraf indireceksiniz. Hemen göstereyim mesela. Bak Vandal PNG yazmışım. Raise. PNG yazarsanız PNG demek şöyle olması lazım arka tarafları. Resmi farklı kaydederek indirirsiniz. İndirdikten sonra open dersiniz. CTRL-C yaparsınız. CTRL-A. Hop bizim buraya yapıştırırsınız. Kopyalayamadım mı? Evet. Şimdi yine shift tuşuna basarak buradan küçültüyoruz. Birazcık daha küçültüyoruz. Birazcık daha küçültüyoruz. Çok küçülttük. Bu arada küçülttükçe çözünürlüğü daha iyi oluyor. O yüzden sıkıntı yok. Büyütünce birazcık sorun. Sonra bir tane de vandalımız vardı. Nerede vandal? CTL diyoruz. CTL V diyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ne bileyim artık sizin hayal gücünüz var. Ben şu an çok şey yapmıyorum. Öylesini yapıyorum göstermek için. Bu arada buradan imleci dikkat edin. Böyle yan döndürebiliyorsunuz. Zaten çok kolay. Bunlar herkesin bildiği şeydir. Buradan küçültebiliriz. Ya bunlar genellikle çok kullanılmıyor. Çünkü tipini falan kötü yapıyor. Bu arada shift'e basmazsanız böyle düzensiz olur. Shift'e basarak yaparsanız hepsini aynı oranda büyütür. O yüzden şuna da basarsanız eski haline geri döndürür. Küçültelim biraz. Shift tuşuna basıyorum. Şuraya koydum. Yazı yani bunu da evet unutmayın. Yazı istedim. Mesela benim yazı stilim var. İnternetten indirdim. Siz indirebilirsiniz. Göstereyim hatta. Şuradan Nerede? Defont. Bu siteye girerseniz buradan istediğiniz yazı stillerini indirebilirsiniz. Link de zaten. Linkin açıklama kısmına da koyarım. Ee, başka ne var? Yani yazı yapacaktım. Benim yazı stilim bu. Valorant. Evet ortada yazıyor. Vandal spray nasıl? Evet. Bunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen fontlarda e, Türkçe klavye olduğu için ya da Q nasıl yapılır? Büyük harflerle yazmanız gerekiyor. Yine shift'e basarak büyütüyorum. Ay yanlışlıkla yaptım pardon. şöyle şöyle biraz küçültsem e şu an çok düzensiz sorun da normal yapsaydım daha düzgün olurdu böyle yazarsın fx'e basın stroke'a tıklarsınız tam beyaz yapalım hop böyle yani hiç çoktansa en kötünün iyisi oluyor ben şu an hiç uğraşmadığım için kötü duruyor olabilir ama ne bileyim bu raise'in yeni değiştirip vandal'ın ne bileyim daha düzgün yeri koyup Valorant arka planında bunu koymazsam daha güzel olur. Şimdi ee, beraber yapacağız. 128720 şeyimiz açık. O CS6 logomuzdu. PNG mi bu? Aynen. <laughs> Kopyalayamadım. Ama bundan önce bir şey daha mı yapsam? Ha, onu da göstereyim. File, Open değil ya da Open diyelim aynen. Ne olabilir? Şuradan ne yapayım? C ya da daha zor bir şey olmalı daha. Top resmi. PNG olmaması lazım Resmi farklı kaydet. Masajı üstü top yazayım. File open. Top. Şimdi şöyle bir yaklaştıralım. Diyelim siz bu fotoğrafı buradan çıkarmak istiyorsunuz. Yani çıkarıp oturun buraya yerleştireceksiniz. PNG bulamadınız. Şu kaleme tıklıyorsunuz. Başlangıç yeriniz çok önemli. Ben şuradan başlayayım. Sonra buraya tıklıyorum. Hemen bırakmıyorum. Basılı tutuyorum. Basılı tutarak burayı yönlerine şu ip yönüne topa gelecek şekilde yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra şuraya alt tuşuna basılı tutarak tıklıyorum. Ucunu kapatıyor ki düzensiz olmasın yine tıklıyorum. Daha kolay bir şekilde olması için tıklıyorum yine alt tuşuna basıyorum kapatıyorum yoksa Diğer koyacağım yere kötü gider Doğru bir şekilde ince ince bir şekilde Yapıyorsunuz Bu zorluktan zorluğa geçti i̇şte ben kolay diye bunu yaptım Hop Burayı tıklayıp basılı tutarak yine şey yapıyorum ucuna yine alt tuşuna basıyorum Yine böyle. Yine şöyle. Şöyle. Sonra bu bittikten sonra sağ klik yapıyoruz. Make Selection diyoruz. OK'ye basıyoruz. ctl yapıyoruz. Ve topumuz geldi. Diyelim ki siz kötü çıkarttınız. Ben şu an tam top olduğumu bilmiyorum. Kenarlarda böyle beyazlıklar kaldı. Yine FX Stroke dip. Outside değil de Center derseniz. Ya da Outside olurdu. O kolay bir şekilde olur işte. Tamam. Bunu geçiyorum. Bunu da öğrettim öyle. Topu da kapatabilirim. Şimdi. Bunu. Bu burada kalsın. Arka planı. Mavi siyah siyah yapacağım. Şuradan tıkıp. Black yaptım arkayı Bu boya şeyinden. Evet. Şeyimiz açığa çıktı böyle. Photoshop şeyimizi niye hareket getiremiyorum Dur o zaman Şunu geriye alalım Hop siyah yaptım ben yanlış yapmışım demin Hop tamam oldu Arka planı ben bunun arkasını siyah yapmışım o yüzden kötü oldu Photoshop CS6'yı nereye koysam Şöyle ortada birazcık daha aşağıda kalabilir Yazı yazayım Nasıl Photoshop'u vray'zim de. Photoshop Fark kötü şeyler çıkmasın da. Ben İngiliz yazacaktım da niye Türkçe yazdım onu hiçbir fikrim yok şu an. yazılışını bu kim hemen Photoshop CS6 tamamdır. Photoshop CS6 şöyle büyütelim. Böyle yapalım. FX'e gerek yok. Büyük zaten birazcık daha büyüteyim hatta. Aslında çok yeterli bu. Photoshop CS Şunu şöyle bir sağ, sol alta çekeyim. Sonra hallederiz. Bu arada sağ alta koymayın yani. gerek. Çünkü sağ alta YouTube'un kendi şey oluyor. Videonun kaç dakika olduğunu gösteriyor. O yüzden kapanıyor. Sa sağ, sağ alta koymamaya çalışın. Temel. Temel bilgiler Şöyle şuraya koyduk mu Şimdi Şu sıraya gitsin banlanacağız bir şeylerden dolayı Youtube logo PNG yazın Bu olur herhalde Olmazsa yine ben gösteririm. Resmi farkı kaydet masa üstüne. File open. İndirdiğimiz şey burada. CTRL Evet bizi kazık attı sitedekiler. <laughs> CTRL yapıyorum. Yine kalemi seçiyorum buradan. Ama kalemi seçmeden önce büyüteyim. Daha ince ayrıntılar yapabilmek için. Kalemi seçeyim. Şuradan başlayayım. Buraya. Dur, buradan şöyle şuraya şuradan şöyle alt tuşuna basıyorum orada ucunu kapatmak için yoksa kötü gider yine kap yapamadım bir tane tık geriye geldim gelemedim geldim Aynı mesafeden geçecek şimdi buraya tıklayacağım basılı tutarak Açı vereceğim ipe İpe demeyim de seçeceğimiz yere Ya da şunu bir saymayayım iptal edeyim Çok uzağa gittiğim için olmadı şöyle bir daha geleyim şöyle Bu arada zor değil ben çok fazla yaptığım için artık böyle tık 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 yapıyorum ilk başta zorlanabilirsiniz ben de zorlandım Hatta bunları 2-3 saatte falan yapıyorum sırf bunu Zar zor yapa yapa. Ya yapmak isterseniz her şeyi yapabilirsiniz zaten. Hop geldi YouTube benim şeyim. Şimdi bu kenarlarda bak birazcık beyazlık kalmış. Becerememişim. FX stroke diyorum. Buradan kırmızı yapayım. O zaten inside hop inside dedim gitti. bir ha YouTube kapak fotoğrafı yapma Şu için sığsa bile küçük gözüküyor için YouTube kata kapak fotoğrafı yapma Şimdi Şöyle ortalayalım. Şunu şöyle ortalayalım. Şuraya tıkladıktan sonra büyütüyoruz. Kötü oldu lan. Sileyim. YouTube kapak fotoğrafı yapma. Yazdıktan sonra şöyle büyütelim. Tek YouTube yazısı yukarıda kalsın bence. Böyle daha iyi olacaktı diye ümit ediyorum. Aynen. Tamam. Şöyle CS altı file diyelim. Save'e tıklayalım. Buradan kapak fotosu yazalım. Buradan formatı jpg yapalım. Kaydet diyelim. Buradan ben maksimum düzeyde yapıyorum. Kaydettim. Ve kapağımız bitmiş oldu. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup Discord serverımıza da gelirseniz sevinirim. Ee, Videoya da like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Discord serverımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan benimle sohbet etmek istiyorsanız veya benimle oyun oynamak istiyorsanız Discord serverımıza gelmeniz yeterli. Ee, Discord serverımıza geldikten sonra tek yapmanız gereken kayıt odasına gelip Böyle arkadaş örnek yazmış yanlış yazmış da at say at, yani böyle yazmanız gerek yok. Arda bir de ismini yazsınız izletir. Yaş mesela 18-15 falan fark etmez. İsminizi ve e, yaşınızı yazın. Hemen bizim yetkililer hemen kaydeder. E, bu kadar basit. Evet Discord sorunumuza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.